Yani bilmediğin konuda susacaksın bence arkadaşım. Tamam, sabahtan da ben sırf... Bir saniye lütfen. Ben sırf... O zaman Bilal ya koskoca sakin adam mı yalan söylüyor yani? Ama bir dakika şimdi. Ama biz de yani aç telefon Bilal Bey. Bahar'cığım. Bütün dostlarımıza yalancı ilan edip kalkamayız bu koltukta. Bahar. Beni dinler misin? Bilal Bey o zaman. Ya bir kahveli 40 yıl hatırı var, kusura bakmayın ya. Tüm dostlarımıza... Tuğba'cığım bir saniye. Ara o zaman. Ama ben şimdi bu koltuktan da Ececiğim yani ayaklarına sağlık. Bana konuk olarak geldi programıma, renk kattı diye de yani daha öncesinden tanıdığım insanları bir kahve ben sana konuk olarak gelmedim. Bu konuda bir anlaşalım arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika. Ben sana konuk gelmedim. Ben Seyhan ablaya geldim, Ebru ablaya geldim, Tuğba ablaya geldim, Nihat abiye geldim. Onların ricası olmasa zaten ben gelip konuşmak istemiyorum. Bu konuyu uzatmak istemiyorum. Bir saniye Tuğba. Bilal Bey, benim de arkadaşım bence Ece haklı. Aramamış. Dün sen buradaydın. Dün sen buradaydın, bana canlı yayında davet yapıldı. Ben gelmeseydim burada bu insanlara saygısızlık olurdu. Ben buraya geldim ama burada konuşmaya gelmedim. Ben konuyu kapatmaya çalıştıkça sen enteresan sorular soruyorsun. Savunuyor musun, savunmuyor musun bilmiyorum. Tabii ki savunabilirsin. Çok değer verebilirsin, çok sevebilirsin. Ama sürekli bağırıyorsun, saçma sapan yönlere çekiyorsun, cevap veremiyorum sana. Bak sen bu konuda... Buraya gelirken de yani halk aslında ikiye bölündü bu konuda. Senin yanında olanlar olmayanlar. İkiye bölünen yok arkadaşım. Tacizi kimse savunmaz. Tacizi savunan kişi halk değildir. Tacizi savunan onun arkadaşıdır, bunun arkadaşıdır, onun kölesidir, bunun köpeğidir. Başka bir şey değildir. Tacizin ne savunmasını yapıyorsun sen bana ya? Bilmediğin konuda sus otur yeter.